Çok ilginçtir. Bu dünyadaki musibetler, çirkinlikler, şerler o ihatalı rahmeti munafidir, bulandırıyor. Yani buradan şey yapalım, o da bunun gibi benziyor. Yani bu soruyu gördünüz değil mi? Bak soruyu, bunu okuyayım. Bu makamda diyorsun ki kainatı hüsn ve cemal ve güzellikler ve adalet ihata etmiştir. Oysa gözüken adaletsizlikler var gibi. Halbuki gözümüz önünde bu kadar çirkinlikler, musibetler, hastalıklar ve belliyelere, ölümlere ne diyeceksin? Bu değil mi doktorum? Evet abi. Tamam, öte o zaman 610'u kaldırıyorum. Ama ben kendi kitabımdan şey yaptım. Sen bilgisayarını istersen alabilirsin. İstiyorsan al, al. Soruyu görüyorsunuz. Başlıyorum. Şimdiye kadar geçtiğim zamanı zamandan saymıyoruz ona göre. El cevap, hakikaten asrın en büyük meselesi biliyor musunuz? En büyük meselesi, ona ait şöyle bir cümle vardı. Sevgili arkadaşlar, asıl sorun bela ve musibet hastalık değildir. Asıl sorun neyin ne olduğundan ziyade nereye göre yani nispet edeceğimiz ölçümüzün bulunmamasıdır. Sorun bu. Bir daha söylüyorum. Hastalık, musibet, bela, keder değil asıl sorun. Asıl sorun neyin ne olduğundan ziyade nereye göre yani nispet ve kıyas edip ölçü kaynağımızın olmamasından kaynaklanıyor. Bu sefer ölçü insan oluyor. Ölçü insan oluyor. Yani menfaat ve lezzeti varsa iyidir, zararı ve elemi varsa kötüdür. Felsefe temeli budur. Kıyas edemiyoruz. Yani dünyanın hiçbir hadisesini, hiçbir olayı ve kendini ahiretin dışı olan ahiretle, dünyanın dışı olan ahiretle nispet edilmedikçe çözülemez, izah edilemez. Yani o zaman birbirine kıyas olur. Şöyle, armutu gösteriyorum. Armut kabul edin. Yani veya kalem. Bu nedir? Armut değildir. Şeftali değildir. Deniz değildir. Dağ değildir. E nedir? Ha, bir isim koyduk. E ne oldu? İzah mı oldu? Yani eşyanın birbirine karşı kıyas yaparak elde edilen fikir bunu çözümlemiyor. Ona da delil. Zaten biz tatmin değiliz yani. Sıkıntımız devam ediyor. Yani vicdani bir şey değil. El cevap, anladık mı yani? Mesela armutun ne olduğuna deli şeftali olamaz. Taş olamaz. Armut dedi, şeftali değildir, çiçek değildir, kağıt değildir. Yani eşya birbirine kıyas edilerek izah edilemez. Çözümlenemez yani, mümkün değil. Felsefe zaten bunu yapmış, asırlarca uğraşıyor, patanaj yapmış. Bunu çözülemez, mümkün değil. Bakın, armutu gösteriyorum. Bu nedir? Şeftali değildir diyor. İzah mıdır şimdi bu? Tanım sadece. Tanım evet. Ve onun diğerinden farklılığını gösteriyorsun. Ama o izah değildir. Anlıyor musun? Bu çok önemli. Neyin ne olduğunu kıyas edeceğimiz kaynağın olmayışından kaynaklanıyor. Mesela buna ait mesela şey söyleyeyim. Sizin hepimizin rastladığı bir şey. Hastalık. Doktorumun istediği. Hastalık nedir? Hastalık kavşağıdır. Alt yol kavşağıdır. Yani geçilen bir yol. Yani şu. Hastalık nereye vasıta olmuşsa odur. Mesela hastalık sana namaza mı başlatmış? Hastalık vesile olmuş. Hastalık namazdır. Hastalık değildir. Namazdır bu. Namaz hediyesinin paketi yani. Peki. Namaz musibet, hastalık seni bazı pis ahlaktan, pis davranıştan, pis derken malum, günah ve bazı şeyleri seyretmene mani olmuş. O zaman nedir? O hayır. Hastalık o hayırdır. Hastalık değil, o pakettir. Yani bisküvi açtığınız zaman paketini açarsınız ya, lobunu yersiniz. Hastalık ben böyle anlıyorum.
Hastalık ortaya koyduğu şeydir. Vasıta olduğu şeydir. Mesela sigarayı bıraktırıyor. Sigarayı bıraktırıyor. O zaman hastalık sigarayı bırakmaktır. Hastalık değildir. Sigara bırakmanın adı hastalıktır. Ona. Çok güzel güzellikleri intihaç, çok güzellikleri ortaya koyma veya izhar eden, ortaya koyup anlayışımıza, manalanmamıza, bizi izah edene, izah bu, bizi yorumlamamıza malzeme lazım, mevcudat lazım, varlık lazım. Yani intihaç ve izhar eden bir çirkinlik dahi dolayısıyla bir güzelliktir. Yani bir şeyin ortaya çıkmasına vesile oluyorsa, o çıkana bakılmaz, vesile olana bakılmaz, neticeye bakılır. Mesela çok ciddi bir şey istiyordun, hakikaten olmadı. Sonra anladım ki 5-10 sene sonra, iyi ki olmamış. Ben bazen diyorum mesela, ya Rabbi yaptığım duaların iyi ki çoğusu kabul olmadı. Eğer kabul olmuş olsaydı ben şimdi karşınızda olmayacaktım. Ve çok güzelliklerin görünmemesine ve gizlenmesine sebep olan bir çirkinin yok olması, görünmemesi yalnız değil, yalnız bir değil, belki mutadid defa çirkindir. Bu çok önemli bir cümle, can alıcı cümle buydu. Bunun izahını yapıyor. Mesela diyor, ben zaten burada izah var. Vahid-i kıyası gibi bir kub bulunmasa, yani bir şeyi kıyas edeceğimiz bir kaynak bulunmasa, hüsnün hakikati bir tek nevi olur, pek çok mertebeleri gizli kalır. Ve kubun tedavülüyle mertebeleri inkişaf eder. Şimdi bunu örnek veriyor. İki tane önerme getirdi. Bu nedir? Bir, soğuğun vücuduyla, bak, soğuğun vücuduyla karanlığın mertebeleri ve karanlığın bulunmasıyla ziyanın dereceleri tezahür eder. Şimdi soğuk yok. Sıcak denen bir şey olur mu? Olur ama ne olduğunu bilinmez. Karanlık yok. Aydınlığın mertebesi olmaz. Derecesi de olmaz. Bir şeyi derecelendiren zıttının içine girmesiyle olur. Mesela Allah'ın kudreti niçin sonsuzdur? Çünkü acizlik girmemiş içine. Allah niye sonsuzdur? Çünkü mahluk olmadığı için. Mahluk olmadığı için. Meratip ancak mahluklardadır. Şimdi kaldırın soğuğu. Sıcağın mertebesi olur mu? Kaldırın karanlığı. Nurun, aydınlığın mertebesi olmaz. Peki ne işimize yarayacak bunlar? Arkadaşlar her şey mutlak son hali olur. O zaman çocuk olmaz, baba olmaz. Dün olmaz, yarın olmaz. Geneller bunu. Dün diyebilmen için bugün lazım. Bak kıyas. Eğer bundan çıkarsak, yani soğuk yok, sıcak yok, zaman da yok. O zaman baba da yok. Evlat da yok. Herkes olmuş olandır. Bitti. Hiç kıpırdayamaz. En soğuğu, mutlak soğuk -273'te madde duruyor ya, hiçbir şey yapamadan. Evet, duruyor. Hani benim bir meşhur bir misalim var. Burada çoğunuz duymuşsunuz ama bir daha vereyim belki yeni. Şimdi mesela 20'ye 20'ye bir kare havuz düşünün. Tamam mı? Ya düşünün yani, eskimez çünkü kafa marifeti getiriyor. Tamam, 20'ye 20 karedir. Yarım metre su doldurun. Tamam, su doldurduk. Şimdi 10'a 10 klape dediğimiz bir plastik parça, suya batmayan parça, kare şeklinde parçayı koyun, dizin. Tamam, ama hiç boşluk kalmasın, yapıştırın. 10'a 10 veya 20'ye 20. 20'ye 20 yapalım, çok ufak olmasın. 20 santime 20. 20, 20, 20. Tamam. Fakat bunun üst tarafındaki her bir parçanın lambası olsa, renkli, kırmızı, beyaz, yeşil, hepsine ayrı bir renk olsa, havuza koydum. Ama havuz hiç kıpırdayamıyor, su gözükmüyor. Tamamen sıfır yapıştırdık mı? Aşağıdan suyu çalkalasak, bunlar bozulur mu? Bence bozulur. Niye?
Nasıl bozulur? Şimdi birbirine yapıştırdık kare. Tak tak yapıştırdık. Suyu oynatsak aşağıda. Şimdi geçme değilse kesin bozulur hocam. Nasıl olacak? Nasıl bozulacak? Burada nasıl kurtulacak? Şimdi bak. Su oynak mı? He he. Tamam. Buraya kadar en fikir miyiz? He he. Eğer şey, laminat parke gibi birbirine geçme değilse alttan oynadığı zaman geçti, istediği kadar tak bozulur. He? Geçti kabul ediyor zaman. Geçti, tamam geçsin. Tamam. Bu da sen de tatmin ol. Tamam. Geçsin. Şimdi suyu oynatsan birbirine dayanık olduğu için bu kalkıp buraya geçemez. Geçmese de öyledir. Şuradaki parça buraya geçemez, oraya gidemez. Atlayamaz, sıçrayamaz. Su ne kadar oynatırsan oyna. Yani dalga yapmadıkça. Bunu değiştiremezsin, bunu alıp buraya koyamazsın, onu oraya koyamazsın. Çünkü birbirine müsaade etmez. Dayanır, sıfır. Peki, Alaaddin sen 3 tane oradan al. 5 tane de sen al. Oradan al. 10-15 tane aldık havuzdan. 7-8 tane de buradan aldın. Sen de 3 tane al. Tamam hocam, sıkıntı yok. İstersen bir tane olsun. Evet. Alalım. Şimdi suyu oynatalım. Suyu oynatalım. Arada boşluklar var. Bu oynar mı? Oynayacak. Yer değiştirir mi? Üzerinde lamba var mı? Var. Peki. Karanlıktı. Lambalar yukarıya vuruyor tavana. Sabit iken ne yaparsanız yapın desen aynı. Sabit iken. Arada aldık mı 5-10 tane, 20 tane? Boşluk oldu mu? Boşluk vasıtasıyla bunlar yer değiştirdi. Manzara değişir mi orada? Değişir. Hastalıklar, musibetler doğruların içerisindeki bu ara boşlukları gibidir. Yani doğruların farklılık gözüksün diye. Yoksa hayat donuk olur, standart olur. Yani standart bir hayat çekilemez yani. Hatta çok soru soruyorlar. Benim kafamda soruyor. Abi cenneti zannediyor ki standart. Abi bıkmayacak mıyız sonsuz ya diyor. Ya buradan oraya sorguluyor. Bıkmayacak mıyız diyor. Standartlıktan kaynaklanıyor. He? Bir girelim de sana abi oraya. Evet bir girelim de. Ondan sonra görürüz. Yani bir an bir ana benzemeyecek deyince insan aklı duruyor. Zannediyor ki cennete gidiyor. Ne var ne koş geldi tamam durdu. Hadi otur abi. Öyle bir şey yok ki. Yani her an bir an bir ana hiç benzemiyor. Bir anda her yerdesin hiçbir yerde değilsin. Her türlü lezzet alıyorsun birbirine girift olmuyor. İlk adım attığın lezzet şeydir. Dünya doğdun öldün. Pozitif. Kur'an sesinden, deniz sesinden, su sesinden, zevklerden, lezzetlerden, cinsel ne hatırına geliyorsa baklavadan aldığın bütün lezzet ve keyiflerini gafur koy tencereye. Koy tencereye tek bir şey yap. Tek. Bütün ömründeki lezzetleri, zevkleri tek bir nokta yap. Şimdi senin cesedine onu yüklesek. Ceset yanmaz. Yaratılışın gayesine aykırı zaten değil mi? Evet. Allah-u Teala bir sürü ihtiyaç istedecek şekilde bizleri yaratmış, hepsini de bize sunmuş. Her elmadan ayrı lezzet alıyoruz, armuttan ayrı lezzet alıyoruz, her şeyden farklı farklı lezzetler alıyoruz değil mi Hasan abi? Yani bu çeşitlilik... Bu onu demiyor. Bu 60 sene hayatındaki bütün lezzetleri topla bir noktaya. Bütün lezzet, zevk, keyif, moral, güzelliği, gülmeler, ne şey hep pozitif. Cennette ilk mertebe buymuş. Nasıl bir şeyse, ruhani bedense. Ve bir an sonrakisi bununla hiç alakası yok. Bu bir tarafımız. Evet. Şimdi demek ki ara boşluğu olmasa o şeyler sabit olur. İşte hastalıklar, musibetler, çirkin dediğim şey onların arasındaki ara boşluklarıdır. Onları farklı manzarayı karşıya vursun. Şurası dünyadır. Bunlar hakikattır. Bunlar ara boşluklar, ademi vücutlardır. Demek ki eğer soğuğun vücuduyla hararetin mertebeleri çıkıyor ve karanlığın bulunmasıyla ziyanın dereceleri tezahür ediyor. Aynen öyle de bu tamam mı? Ama bunu genelliyorsunuz. Soğuk yok, ne olur? Karanlık yok, ne olur?
Soğuk yoksa mertebe yoktur. Karanlık da yoksa zaman yoktur. Zaman yoksa çocuk yoktur, baba yoktur. Kim yaratılmışsa öyle duruyor, hiç kıpırdayamıyor. Böyle yaparsan bir an önce böyleydi, şimdi böyle oldu. Yani zaman da yok. Zamanı kaldırırsan her şey donur. Hiç kıpırdamayacaksın. Doğan, doğrulan hiç kimse yok. Sabit bir şey. O korkunç bir şey olur ya. Soğuk yok demek maddenin donması değil mi aslında abi? Yani soğuk yok, yani soğuğu 100, kaldırırsan. 100 derece desen yine bir derece. Ya derece yok olmaz artık. Soğuk yani sıcak 5 diyebilmen için soğuk olması lazım orada. 5 olamaz yani. Sıcaklıktan soğuğu çıkartırsanız sıcağın derecesi yoktur. Nereye göre nedir ki? Bilinemez. Aynen bunun gibi cüz-i şer ve zarar ve musibet ve çirkinliğin bulunmasıyla bak 4 tane cüz-i şer ve zarar, musibet ve çirkinliğin çünkü fanidir bu bulunmasıyla külli hayırlar ve külli menfaatler ve külli nimetler ve külli güzellikler tezahür eder. Bak, cüz-i şerin bulunmasıyla külli hayır, cüz-i zararın bulunmasıyla külli menfaat, cüz-i bir musibetin bulunmasıyla külli nimetler, cüz-i bir çirkinliğin bulunmasıyla külli güzellikler tezahür ediyor. Gördünüz mü? 4 tane karşı karşıyadır. Bak oraya bakarsanız nereden çıkarttım bak. Cüz-i şer külli hayrı doğuruyor. Cüz-i zarar külli menfaati doğuruyor. Cüz-i musibet külli nimeti doğuruyor. Cüz-i çirkinlik külli güzellikleri ortaya çıkmasına toprak oluyor, zemin oluyor. Nimet, musibet zıt mı oluyor? Bu? Zıt oluyor. Nimetin zıttı musibet. Ya. Çok tuhaf yani. Olmasa gözükmez Osman. Şimdi böyle karşınızda görünce daha güzel düşünün. Hem ben sesi duyuyorsunuz hem bak yukarıdan yukarıya kıyas ettim. Mesela görmeden ben şimdi bir şeyler söylüyorum. Ha doğru demiştir herhalde diyeceksin. Bak. Bak yukarıya parmağımı koyuyorum ama sizi orada görün bak. Cüz-i şeri gördünüz mü? He. Bak cüz-i şer. Bak o ne yaptı? Bakayım nerede? Külli. Şurası. He. Onunla beraber gidiyorum. Siz bakın. Cüz-i şer külli hayır. Ortaya çıkmasına sebep. Cüz-i zarar külli menfaati doğuruyor. Cüz-i musibet külli nimetlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Cüz-i çirkinlik külli güzelliklerin tezahürüne sebeptir. Sanki abi şer sadece cüz-i, diğerlerinin cüz-i değil. Şer için cüz-i diyor, diğerlerinden yani hepsini, hepsini kapsar o. Bağlaç olduğu için ve vav ya yemin aynı zamanda. Cüz-i şer, cüz-i zarar. Zarar yoksa zarar eğer cüz-i eklemezsen bunu kontrol edemezsin. Bu zarar miktarı belli olmaz. Demek çirkinin icadı çirkin değil, güzeldir. Niye? Çünkü neticeleri çok güzeldir. Mesela doktorum bilir madem o istedim. Hepiniz de bilirsiniz. Hasta olan insanlar en çok %90'ı nereden medet ister? Nereden medet yardım alır? Nereye başvurur? Hastanenin dışında ne yapar? Dine hemen sarılır. Duaya, namaza. İlaç varsa, he. Bir şey yoksa yok. Hiç. Başka çok zor. Deprem de öyleydi ya sana. Deprem de öyle. Herkes daha iyi insan olmuştu. Tabii. Evet, yağmurdan zarar gören tembel bir adam. Yağmura rahmet namı verdiren hayırlı neticelerini hükümden iskat etmez, rahmeti zahmete çeviremez. Rahmeti. Mesela çamaşır hastada veya tedbir almadı, otunu koydu, ıslandı yani. Senin cüz'ü bir zarar. Şimdi diyebilir misin kalkırıp, ulan nereden geldi bu yağmur ya? Bu yağmur nereden geldi? Yağmur şerdir denilebilir. Denilemez. Cüz'i bir zarar. O da ne? Bizim kabiliyetsizliğimizden kaynaklanıyor.
İşte gelecek bazen ikaz ediyor, bazen hastalıklar, musibetler, bazen ikaz da kullanıyor Allah. Bazen yol gösteriyor, bazen iyi dinleyin ama. Bazen de musibetler, hastalıklar kuyudan çıkmana merdiven oluyor. Seni standartlıktan çıkarıyor. Kuyudan çıkmana vesile oluyor. Eğer öyle gitseydik, yani o şekilde hiç Allah yok, din yok, namaz yoktu. Bir şey yapıyor böyle. Fele şaşırıyor. Hadi nereden yardım alacaksın? Ya. Bak bir şey söyleyeyim size. Polatlı'daydım. Pazar pazartesi. Polatlı'daydım. Gece pil almam icap etti. İki defa yukarıda misal verdim. Çünkü çok etkilendim ben. Etkilendim. Burada da söyleyeyim size. Polatlı'da. Gece çıktım pil almaya. Yani şey. Baktım ki adam pil satıyor bir yerde. Bu şehirde böyle. Baktım ayağı yok. Mendil satıyor falan. Yani akşam üzeri daha. Toparlamamış. Adam nasılsın dedim. Elhamdülillah iyiyim dedi. Bir ayağı yok. Tekelim böyle. Ya mutlu musun dedim ya. Tabii ki mutluyum dedi. Elhamdülillah mutluyum dedi. Bana böyle baktığıma ne üzülüyorsun dedi. Bu sefer seni mutlu eden nedir dedi. Dedi ki benim bir yeğenim var dedi 16 yaşında. Ona dedi nasıl oluyorsa tüp varmış evde. Tüp takıyorlar. Bazen çıkarıyor bazen takıyor. O tüp lokşen alıp öyle yaşıyor 16 yaşında. Ama ben diyor gayet nefes alıyorum. İstediğim yere gidiyorum. Bu arabadan indiğim zaman diyor, arabadan indiğim zaman öteki bir şeyimle yürüyorum dedi. Nefes alıyorum dedi. Ya dedi, ben tanımıyor ya. Bu nefes ne demekmiş dedi, ne ayağa benziyor dedi ya. Ne ayak dedi, şimdi o dedi, o nefesten kurtulmak için söyledim, kendisi söyledi. Keşke iki ayağım olmasaydı diyormuş. Çocuk diyormuş 16 yaşında. Keşke iki ayağım olmasa da nefes alıp da bir konuşabilsem, gidebilsem, gülebilsem, seyredebilsem hiçbir şey yapamıyor. Onun için ben çok mutluyum ama üzülüyorum ana dedi yeğenim. Dedim ki sana bir özel soru ama vicdanına söyle. Daha mutlu olmak için bir şey söylettirmeye çalışıyorum. Daha mutlu olmak için ne olmasını isterdin? E tabi dedi görüyorsun dedi. Öteki ayağımda olsaydı mutlu değil çok mutlu olacaktım dedi. Ben de kalktım, yani oradayım. Bıraktım şeyi, pili bıraktım. İnanına, o kadar etkilendim ki bak burada da volta cebime koydum, bir volta atıyorum. O da bakıyor böyle deli gibi. Dedim ki, senin çok mutlu olmana sebep iki ayak lazım değil mi? Bir tane var, bir tane de olsa çok mutlu ol, şimdi mutlusun. Durdu, hiç ses yapmıyor. Ama benim iki ayağım var ama ben mutlu değilim. Durdum. Dedi ki böyle bakıyor aşağıdan yukarıya. Çünkü senin ayağının olduğunun farkında değilsin dedi. Ayağının var olduğunun farkında değilsin dedi. Öyle bir çaktı ki beni. Senin dediği ayağının var olduğunu farkında değilsin. Dedim ya Allah Allah. Bu ayak. Ben niye mutlu değilim ya? Ayak dolaşıyorum bir öyle gidiyorum. Bir böyle gidiyorum. Bu adamın mutlu olması için her şey var bende. Ben niye mutlu değilim? Çünkü farkındalık kaybetmişiz. Nimetlere kör olmuşuz. Oysa mutluluğu şarta bağlamışız. Şu şeyim olursa mutlu olurum. Oysa mutlu olmak için, mutlu olmamız için her şey var. Sen yeter ki mutlu olmayı niyet et. Tamam mı? Bir nefes almanın seni mutlu edeceğini görürsün. Ya.
tüple burada bilmiyorum. Evik bahsetmiyorum. Burada arkadaşlarımızdan tüp takıp da yatan var mı? Ya. Ne kadar? Peki o işte. Peki o neye bakacak? Var olmuş. Hiçlikte kalmadı. Taş olmadı. Nebatat olmadı. Hayvanat olmadı. İnsan oldu. İnsan oldu. İslam'ı ve imanı tattı. Tamam. Varlığın şuuruna erdi. Bir gayrimüslimin çocuğu olabilirdin. Veya şu anda oturduğun halının tozu olurdun. Hiç vücuda gelmezdi. Bir an gel, bir anı seyale. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyemez mi? Dö. Bekaya mal oluyorsun. Yani Allah için zaman olmadığından senin değerin uzun ve kısan yaşamanla alakalı değil. 500 sene yaşamış firavunlar var. 350 sene yaşamış. O bizim Musa Aleyhisselam'ın firavunu. Peygamber Aleyhisselam 63 sene yaşamış. Değil mi? Deyince çekirdek patlayıp filizleniyor böyle. La ilahe illallah diyor. Gitti. Çekirdek hayata gelip hayat filizleniyor diyor. Bir dakika ölsün ya. Bir ani seyyali, bir an vücuda gelen, bir günlük bir kelebekler var. Bir saatlik deniz altındaki böcekler var. Yani bir an vücuda ben varım diyebilmek var ya, ne bileyim ya. Acayip bir şey ya, beni çok etkiliyor. Çok uzun bir şey gerekmiyor. Bunu anlamak için milyarlarca toprağın altında kafir var. Milyarlarca. Değil mi? 7,5 milyar insan var şu anda. 3/5 iman etmemiş. 1/5 iman etmiş. Böyle düşünün. Madem milyonlarca olsun. Onlar şu anda ki Kur'an'ın lisanıyla hadiste de geçiyor. Ya Rabbi bize bir an müsaade et. Bir an müsaade et. 500 sene yaşamış, bir dakika istiyor. Firavun 350 sene yaşamış. Şu anda bir dakika istiyor. Ne yapacak bir dakika? Bir dakika bile çok. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecekti. Ölecekti. Günah kadar yanıp gene dönecekti cennete. Ve ezeli olmayacaktı cehennemde. O işte o bir dakika bizde var şu anda. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Şeden la ilahe illallah ve şedenne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya Rabbi söylediğim şu samimi olanların yüzü hürmetine kabul eyle ya. Allah'lığın hürmetine. Ya iman edenlerin hürmetine. Muhammed'in senin yanındaki değeri, kıymeti hatırına ya Rabbi. Şu kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetimizi kabul eyle ya. Ya bak onların elinde yok. Ondan sonra diğerleri bir şey değil ki ya. Bunlar iş mi yani? Diyeceksin ki senin tuzun kuru. Hayır, hiç kimsenin tuzu kuru değil kardeş. Bunlarla bir teselli buluyoruz. Ben de sizin gibi bir kardeşiz yani. Biz de insanız, beşeriz. Biz de ata biniyoruz yani, cesede biniyoruz. Yani hepsi. Ustad mesela sıkıntısından 9 dişi düşmüş bir gecede. İnim inliyor hapishanede zehirlenmekten. Onun yerine Hafız Ali abi koğuşunda amin deyin dedi koğuştakiler. Ya Rabbi benim ömrüm ona ver. Onun içini bana ver. Hafız Ali abi hemen o anda düşüyor. Hastane kalıyor. Zehirlenme teşhisiyle ölüyor. Aynı böyle. Vallahi böyle. Zehirlenme teşhisiyle ölüyor. Oysa koğuşunda namaz kıldırırken ustadı içe inerken demiş ki benim hayatım alem İslam'a o kadar mühim değil diyor. Bunun hayatı alem İslam'a lazım. Allah'ım diyor. Aynı böyle. Ya Rabbi benim hayatım alem İslam için o kadar mühim değil. Ama Bediüzzaman'ın hayatı alem İslam için çok mühim. Benim ömrümü ona, onun için bana ver ya Rabbi der, düşüyor. Böyle bir kişi de var. Binbaşı Asım Bey. Sadakat ve istikamet şeyde oluyor. Ya doğru desem acayip, yalan desem garip. Onun hapishanede ya Rabbi canım al diyor, pat diye düşüp canı gidiyor. Ve Hafız Ali abi ölmüyor öylelikle. Teşhis öyle değil. Zehirlenme teşhisiyle ölüyor. Sirayet ediyor, geçiyor oraya. Sirayet sırrı. Allah Resulü'nün ağzındaki lokma hayasız kadına veriyor da kadın en hayalı Medine kadınlar oluyor ya. Sirayet bambaşka bir şey ya. Bir adamın mesela moralı bozuk, olumsuz anlatıyor. Öyle bir şöyle battım, bittim, yok oldum. Ulan yanına bir yarım saat otursan sen de hasta kalkar gidersin. Ha sen oldun yani hasta. Sirayet. Perişan oluyorsun ya.
Ustad diyor ki kötü şeyleri onlardan kapmamak için diyor, tamam? Bağla'da diyor. Kötü ahlakı ve huyları kapmamak için onların diyor kötü insanlarına oturmuyorum diyor Abdülmecit abi. Ustad da diyor ki evamımı tahrik edip kendimi kötü hissetmemek için diyor o diyor o doktorlara müracaat edip hastalığım hakkında fikir almadım diyor. Değil mi? Öyle bir şey diyor değil mi? Hatırladınız? Nasıl? Murat burada mı? Evet abi, bu manada vardı abi. Nasıldı? Dediğiniz gibi abi, doktorlar evama düşmemek için ilaçları kullanmıyorum manasında bir... Yani onların olumsuz telkinleriyle kendimi kötü hissetmemek için. Oo bittin, tamam mahvoldu canım, bu öldü gitti ya diyor. Ama bu demek değildir ki esbaba riayet edilmeyecek. Ama yani iyi olmak istiyorsak iyi insanlarla oturup kalkacağız. Başka şeyimiz yok ya. Ama fena ve zeval ve meft ise 24. mektupta şimdi ben buradan gene ötekisine atlayayım. 600 onu açar mısın? 610. Şimdi ölümü anlatıyordu. Ben hastalıkta bir şey yapayım. 610. Bak o renkli olan, büyüt onu. Biraz büyüt ha. Diyor ki bu dünyadaki musibetler, çirkinlikler, şerler, o ihatalı rahmeti munafidir, bulandırıyor. Devam ediyor. Her bir unsurun, yani el cevap, Risale-i Kader gibi nurun risalelerinde bu dehşetli suale tam cevap verilmiş. Onları havale ile kısacık bir işaret şudur. Her bir unsurun, her bir nevin, her bir mevcudun külli ve cüz'i mutadit vazifeleri ve her bir vazifenin çok neticeleri, meyveleri var. Allah böyle yaratmış. Unsurlar, mesela elementler, nev, mesela bitkiler bir nev, hayvan, insan, her bir mevcut, külli ve cüz'i mutadit vazifeleri, her bir vazifenin de çok neticeleri, meyveleri var. Ve ekseriyet mutlakası, maslahat ve güzel ve hayır ve rahmettirler. Yani ekseriyeti mutlaka ile Allah hayır için yaratmış. Hayır. Bakayım şer nasıl dönüşüyor? Şer ne yapıyor? Şer bizim kabiliyetsizliğimizden, yanlış mübaşeretimizden, yanlış ona komutlar vermekten, yani sünneti yaşamamaktan ve az bir kısmı kabiliyetsizlere, yanlış mübaşeret edenlere, yani az bir kısmı şer nedir mesela? Kabiliyetsizlere, yani gidiyor onun dilini bilmiyor. Onun dilini bilmiyor. Yani kabiliyetim onda yok. Ama ona giriyorsun. Kardeşim senin kabiliyetin başka konuda. Niye buna giriyorsun? Veya yani yanlış mübaşeret edenlere, bir de eşyanın tabiatına zıt müdahale ediyoruz. Veya ceza ve terbiye müstahak olanlara, bazen de Allah ceza vermek ve müstahak olanlara ve bazılarına da çok hayırları sümbül vermeye vesile olanlara rast gelir. O hastalık, musibet, çirkinlikler. Bunlar için veriliyor. Nasıl ortaya çıkıyordu? Bir daha okuyayım orayı. Bir, ya kabiliyetsizliğimizden veya dilini bilmediğimiz o mevcudatın iletişimimizi yanlış kurmaktan kendimize düşman ediyoruz. Veya bizi terbiye ve müstahak olduğumuzdan veya kabiliyetlerimizin inkişafı için o gerekiyor. Yani sihatlıyken bakışımız, gözlüğümüz ayrı, hastayken ayrı. Mesela hepimiz biliriz, hepimiz hasta olmuşuz. Allah aşkına o hasta olunca, o nasıl bizim şefkatimiz, o nasıl bizim kucaklayımız, yani ne kadar daha duyarlıyız. Kalktı bir iki hafta o hastalığın tesiriyle namazlar, dinler falan, dersler, kitap okumalar, yanı başımızda Kur'anlar, tamam mı? Allah ne olur ne olmaz, şimdi gidersek ahirete. Koymuşuz ha oraya. Çıktıktan sonra koyuyoruz rafa, hadi bende ne var? Acayip bir şey ya. Birisi vardı bizimkilerde. Derse davet ediyordum. Zamanım yok dedi. Hiçbir zaman zamanı olmadı.
Dedim ki bak, zamanı sana verene zamanım yok diyorsun ama öyle bir zamanı gelecek, hakikaten zamanın olmayacak. Geleceğiz ya Hasan Hoca ya, geleceğiz ya. Ondan sonra bir beyin arkadan bir sarı veriyor komple. Yoğun bakıma çıkarken diyor ki bizim diğer şeye, eğer ben buradan çıkarsam sizin arkanızdan dönersem namert olayım. Her an sizin yanınızdayız. Geçti Bolun pazarı, Süreşim Kayseri'ye. Bitti. Ve yoğun bakımdan veleddalin amin. Peki ne oldu? Değdim yani. Değdi mi? Seni dünyaya bırak demiyorlar ki. Ama insanoğlu bunu biz ya duyuyoruz ama gelelim biz de ders almayalım. İle başımıza mı gelecek ya? Bak demek ki ya kabiliyetsizliğimizden ya yanlış mübaşeret ediyoruz veya ceza ve muhastak müstahak olmuşuz veya fıtratımızda mesela tokuz, gözlük ayrıdır. Açız, gözlük ayrıdır. Siyahlıyız, bakışımız ayrıdır. Hastayız, bakışımız ayrıdır. Duygular hep değişmiyor. Sabit olsak hayvan olurduk ya, sığır olurduk. Hiç mi? Moralı bozuk sığır gördünüz. Panik atak sığır gördünüz. Acayip bir şey ya. Diyalize giren sığır gördünüz. Gözlüğü olan sığır gördünüz. Ah lan ben şu ayakkabıyı alamadım diyen var. Acayip bir şey ya, değil mi? Hakikaten elimizi geçmiyor. Ustad da diyor ki zaten ben sana kaç defa dedim hayvan olamazsın. Bu dünyaya, bu dünya için yaşamak için hayvan olmak lazımdı ya. Hayvan, bak sığırın ev derdi yok. Mesela serçeyle, acayip bir şey. Ev derdi yok, kira derdi yok, hatun derdi yok, günde 50 defa da çiftleşir, ayakkabı derdi yok, gözlük derdi yok, cennet derdi yok, cehennem endişesi vesairesi yok. Hiçbir şey yok. Ne acayip bir şey ya bu. Hakikaten inan, hayvan olmak gerekiyor ama elimize geçmiyor. Ne istersen iste, olamazsın hayvan. Çünkü insan akıl alakadarlığıyla, geçmişe geleceğiyle alakadar olunca hayvandan ayrılıyor. Ama ahirette de seyret bu insanı. Yani bir tane, tamam abi ama dedi bir tanesi derste. Ya tamam da diyor, nasıl kozonca zor. Lan Allah sana havada uçmayı mı istedi de uçamadın, korkuyorsun. Suyun üzerinde yürüyenler cennete gidecek. Öyle bir şey değil mi? Lan haram belli, helal belli, bitti. Değil mi? Ne kadar kolay ya. Ne endişe ediyorsun, ne panik yapıyorsun ya. Kafamızda diyor, bugün okudum. Kafamızda diyor, kuvve-i vahime diyor, şeytanın ahizesi ve lisanı diyor. Bizi hep olumsuzu pompalıyor. Bir şey başımıza gelirse en sonunu düşündürüyor. Karnımız ağrıyor. Kanserim ölüyor. Öldüm. Lan dur lan, karnınızı soğuktur. Soğuk algın oldu. Çok acayip bir şey. Zahiri cüzi bir şer, bir çirkinlik olur, bir merhametsizlik görünür. Eğer o cüzi şer gelmemek için rahmet tarafından o unsur ve külli mevcut o vazifeden men edilse, o vakit bütün hayırlı, güzel, sair neticeleri vücut bulmaz. Bir hayrın ademi şer ve bir güzelliğin bozulması, çirkin olması itibariyle o neticeler adedince şerler, çirkinlikler, merhametsizlikten husul bulur. Demek bir tek şer gelmemek için yüzer şerler, merhametsizlikler irtikap edilir ki bütün hikmete, maslahata, rububiyetteki rahmete muhalif düşer. Mesela misal veriyor şimdi. Bu ne anlattı? Kar, soğuk, ateş, yağmur gibi nevilerin yüzer hikmetleri, maslahatları için bazı dikkatsiz ve ihtiyatsızlar su ihtiyarı ile kendileri hakkında şer yapsa, mesela elini ateşe soksa, ateşin hilkatinde rahmet yoktur dese, ateşin hadsiz ve hesaba gelmeyen hayırlı, maslahatlı, merhametli faydaları onu tekzip edip ağzına vurur. Ya. Acayip bir şey ya. Yani elini soktun ateşe. Sana zarar verdi. Yani bir de hani dersin başında bir cümle söyledim. Bak bunu kaçırırsak şey olmuyor. Şimdi neyin ne olduğunu, nereye ve nereye kıyas ettiğine bağlı. Mesela adam bir ayağı yoktu. Elhamdülillah iyiyim dedi. 16 yaşındaki yeğenine kıyas etti. Ama bana kıyas etseydi ne ya, nerede iyilik ya? Aynı adama.
Nerede burada sürünüp gidiyoruz. Ben de satıyorum. Pili satıyorum ya. Bir ayakta yok. Bak sende de var diyor. Ne yaptı? Zaten yaşayacak. Yani yaşayacak kadar yaşayacak. Ölünce kadar yaşayacak. Ama isyankar olsam mı daha iyi? Kendisini başkasına kıyas ederek en azından var olan nimetleri idrak etmesi mi daha iyi? Bak gözüm var diyor. Şey Hasan, ciğerim var dedi. Hasan abi kaldı ki yani imanlı bir insan sadece kendinden kötüsünü görerek şükretmenin haricinde bir de o vaziyetinin mükafatını düşünerek de evet. Şükredebilir mutlu olur. Şükret tabii canım ama bunu bir daha söylüyorum o cümleyi. Neyin ne olduğunu nereye kıyas edersen ortaya çıkıyor. Mesela armutu şeftaliyle izah edemezsiniz dedim. Ancak mesela insan nedir? Armut değildir. İzah mıdır şimdi? Yıldız değil, ay değil, hayır. İnsan ancak ahirette ve Allah ile izah olur. O arkadaşlar şöyle şey yapsınlar yeni gelen varsa. Hem insanın hodgam hevesatı. Bak insan böyledir. Her şey hodgam. Hodgam ne demek? Kendiyle gam. Sadece kendini düşünün. Kendine gam kendisine. Ben merkezli. Ben ne diyorum biliyor musun bunlara? Pergel insan. Pergelin ucunu koymuş. Bütün bununla çeviriyor. Bugün yazıyı gördünüz mü bilmiyorum sitede. Bir yazı var çok güzel bir şey. Gündüz basan diye. Kara basan var değil mi? Onu duymuştunuz. Gündüz basan diye bir basan bulduk. Yeni bir tane diye kitaplarda aramayın. Böyle bir şey yok da. Gündüz basan. Karabasan'ın ikiz kardeşiymiş. Karabasan yok gece de gündüz basan yok mu? Dabbetular gündüz basandır. Ya, işte Hotgan onlardan bir tanesi. Pergeli koyuyor buraya. Bu merkezde düşünüyor her şey. Evde de böyle bela. Hotgan ve hevesatı ve sufli ve akıbeti görmeyen hissiyatı kainatta ceyran eden rahmaniyet ve hakimiyet ve rububiyet kanunlarına mikyas ve mehenk ve mizan olamaz. Yani niye böyle oluyor? Tamam da ne nasıl olacaktı? Şöyle olacak. O zaman senin hevesininle şöyle olsun. Onun hevesi de böyle olsun dedi. Bunun hevesi de şöyle. Bizim şeyimiz, nefsimiz kainata mühendis olursa bu kainat ne olurdu? Acayip bir şey ya. O şeyde vardı. Kaçıncı sayfaydı ya? Sizin nefsinizi diyor Mustafa. Lefesedetü semavati vel ardı diye bir şey geçiyordu ya. Vela bittebele hakku ehve'ehum lefesedetü semavati vel ard. Mealini okuyorum. 23'e 71. Eğer gerçek onların heveslerine uysaydı gökler, yer ve onlarda bulunanlar bozulup giderdi. Üstad diyor ki eğer her ferdin keyfine göre hareket edilirse üstadın verdiği mana bak dünyanın nizam ve intizamı fesada gider. Ey müteşekki sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun? Cüz'i hevesini külliyat-ı kainata mühendis mi yapıyorsun? Kokmuş olan zevkini nimetlerin derecelerine mikyas ve mizan mı yapıyorsun? Ne biliyorsun ki zannettiği nimet nikmet olmasın? Senin ne kıymetin var ki sineğin kanadına muvazi olmayan hevesini tatmin ve teskin için felek çaklarıyla hareketten teskin edilsin. Allah Allah. Vela vittabala hakku ehve ehum lefesedeti semavatu vel ard. Eğer her ferdin keyfine göre hareket edilirse dünyanın nizam ve intizamı fesada gider. Ey müteşekki, şikayet eden değil mi? Eleştiren, ne oluyor ya, niye böyle oluyor diyen, sen nesin, neye binaen itiraz ediyorsun, gerekçe ne? Ya ama benim hoşuma gitmedi, cüz'i hevesini külliyat-ı kainata mühendis mi yapıyorsun? Hevesini kainatı mühendisi mi ki? Olmaz öyle, böyle olması lazım.
Hayır, öyle gitmesi lazım. Mühendis mi? Kokmuş olan zevkini, nimetlerin derecelerine mikyas ve mizan mı yapıyorsun ki bu nimet değil, bu iyiydi? Nereden biliyorsun bu iyi olmadı? Ne kadar iyi dediğimiz şeyler bizi batırmadı mı? Ya çok acayip ya. Çok garip ya. Gördünüz değil mi açtı? Aferin ya. Güzel oldu ya. Şurayı okuyayım. İnsanın hotkam hevesatı. Hevesat hotkam. Pergel insan. Ailede de öyle. Benim etrafımda dönecek aile her taraf. İşir dönecek. İstediğim gibi olacak. Pergel insan. Hotkam. Yani sırf kendisine gamlı değil mi? Kendisine gamlı. Hevesli, süfli, akıbeti görmeyen. Akıbeti görmez. His. Akıbeti görmeyen hissi, hissiyatın. Hissiyatı kainatta ceyran eden rahmaniyet ve hakimiyet ve rububiyet kanunlarına kendi hissiyatını ne yapıyor? Mikyas ve mehenk. Ya mehenk neydi? Ölçü aleti. Ve mizan olamaz. Yani bu iyi, bu kötü, bu olmadı, bu az oldu, bu çok oldu. Ya bu olmaması lazım, bu yanlış oldu. Nereye göre bunu söylüyorsun? Allah bir şey yaparken bir, Esma-i Hüsna'nın icraatı, iki, ruhunun inbisatı, inkişafı, üç, fıtratın yapısı, dört, ahiretteki hayatına göre sana muamele ediyor. Şimdi buradaki o bir musibet hastalık var ya, Allah bilir o gaflet zamanımızda var ya, geçirmiş olduğumuz gaflet zamanındaki o günahımızı belki de silip atmıştır o. Deletelemiştir o. İstemez misin o günahın silinmesini? Ya. Nice şeylerimiz var ki, günahlarımız sebapla silinmiyor, musibetle silinmiyor. Ya inşallah ya Rabbi ya. Kendi aynesinin rengine göre görür. Nasıl? Merhametsiz siyah bir kalp kainatı ağlar, çirkin, zulüm ve zulümat suretinde görür. Öyle mi Mustafa? Bak, gözlüğüne bak. Siyah bir kalp. Merhametsiz siyah bir kalp. Gözlük. Siyah. Kainatı ağlar, çirkin, zulüm ve zulümat suretinde görür. Daha çok hasta şeylerimiz şu hatayı yapıyoruz. Mesela bak. Ben şöyle diyeyim. Bana sormuştu da. Dedi ki, Hasan kardeş dedi, Allah merhametliyse dedi, niye eşeğe yük taşıttırıyor diyor. Yani böyle eşekler doluyor ya. Bayağı var ya. Şimdi niçin böyle dedi biliyor musunuz? İnsan çıkıyor buradan, ruh çıkıyor, gidiyor eşeğin cesedine. Bir giriyor, ulan bu yük nasıl taşıyacağım? Yani ruh insan, ceset eşek. O zaman çekilmez. Kendisini eşek yerine koyduğu için bu soruyu soruyor. Oysa eşek semerinde ve yük taşımasından lezzet alır. Şimdi sen yük taşırsan 1 kilo veya 100 gram, 200 gram sıkılırsın elini. Mideye baklavayı koyuyorsun 200 gramı, gayet de keyifleniyor. Değil? Yani biz kendimizden çıkıyoruz, kendimizi onun yerine koyuyoruz. Yani koyunun ruhunu aslana, aslanın ruhunu koyuna koysak. Aslanın ruhunu koyuna koyduk. Parçalayacak, ağzı müsait değil, eli müsait değil, pençesi yok. Koyunun ruhunu koyduk aslana. Aslanın cesedi o. Ruh yapacak. Otlayacak, dişi müsait değil. Ayak acayip. Koyunda bakıyor yani, koyun ruhu. Ayağa bak, dişe bak. Ne kadar tuhaf oluyor. Aslanın cesedine koyun. yapıyor. Ama aslanın ruhu da koyun. Yani yer değiştirirse acayip olur. Olan güzel olur hocam ya. Aynen öyle olur. Etkilemeyiz ya. Bak o da eti düşünüyor. ya biz yer değiştiriyor ama biz küllü bakamıyoruz. Yani ruh ceset ilişkisi değil. Sırf kendimize bakan yönüyle bakıyoruz. Mesela çocuğunu kaybeden bir kadın dünyayı, kainatı Allah görür. Bak diyor ki, merhametsiz siyah bir kalp. Böyle bir adam düşünürüz. Merhametsiz siyah bir kalp. Kainatı ağlar, çirkin, zulüm, zulümat suretinde görür. Fakat iman gözüyle baksa,
70 güzel hülleleri giymiş bir cennet turisti gibi. Ben o misale ne verdim? Şimdi Irak'a şuraya buraya gidiyor, kendisini koyuyor, oysa öldü gitti çocuk. Şehit oldu, uçtu gitti. Ya kendimizi onun yerine koyuyoruz. Oysa Allah canibinden, kudretin azameti altından bakabilme makamına gelirsek, merhamet ilahiyeden ileri merhametimizi sürmeyiz. Adalet ilahiyeden ileri bir adalet, hikmet ilahiye ve inayet ilahiyeden ileri hikmet ve inayet olmadığını. Ama peki abi çirkin, ya burada bu geçici olarak gözüken bir şeyin şurada ezeli ve ebedi bir karşılığı var. Honda'nın sahibi zıttı olmadığı için intihar etmiş. Etmiş. Honda'nın sahibi hem de. Zıttı yok adamın. Elem de ne bir şey bilmiyor. Adam demiş ki Fransa kralı değil mi? Ne isyan ediyor bu millet demiş ya. Efendim ekmek bulamıyor. Pasta yesinler demiş. Ya pastayla ekmek ne olduğunu bilmiyor farkı. Kral ya. Açlık olmasa biz ne anlardık böyle fakir fukaranın şeyini? Yani açlık elemi ayrı bir gözlük değil mi? Ayrı bir dünya değil mi? Ayrı bir hissiyat. Ayrı bir alem açılıyor kafamızda ya. Acayip bir duygular oluyor, düşünceler oluyor, fikirler üretiyoruz. Bak, fakat iman gözüyle baksa, yani alacağın şu ders, kendini başka bir cesedin içine sokma. O cesede uygun o ruh, o cesede uygun o ruh, o cesede uygun o ruh veriyor. Sen dışarıdan bakınca zulüm gibi gözüküyor. Oysa bilmiyoruz. Fakat iman gözüyle baksa 70 güzel hülleleri giymiş bir cennet turisi gibi rahmetler ve hayırlar ve hikmetlerden dikilmiş 70 binler güzel libasları birbiri üstüne giymiş daima güler, rahmetle tebessüm eder bir insan-ı ekber ve ondaki insan nebini bir kainat-ı sura ve her bir insanı bir alemi asgar müşahede eder. Ve bütün ruhu canı ile Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yomiddin der. Niye böyle dedi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemler, yani anladık bunu. Errahmanirrahim. Maliki Yomiddin'i buraya bu manaya niçin koydu? Yorumlama kaynağı burası işte. Din günü sahibi. Ahirete göre kıyas edilince manalanıyor. Ahireti düşünceden kaldırırsanız dünyanın hiçbir şeyini izah edemezsiniz. Niye böyle? Bunun için diye başka kaynak yok. Mesela gözün yok bir adamın veya bir ayağın. Ben şükredersem diyor, gözde olanlardan daha fazla istifade edeceğim diyor. Bak ahirete göre kıyas ediyor. Mesela diyor ki bu dünyada bu kadar eksiğim var ama hamd edip şükredersem Allah bana ahirette şöyle şöyle verecek. Yani kendisini onunla izah ediyor. Peki diyelim ki teselli dedin. Peki dünyanın hadiselerini dünyanın içine göre kıyas et, çözmeye kalk. Üzerine sarmalanır. İzah edemezsin. Çıkamazsın işin içinde. İzah edilemez yani. Ömür de izah edemezsin. Mesela diyelim ki niye benim efendim bir adam dese ki 45 sene efendim 50 sene 60 sene niye benim 500 sene yok? Çünkü her bir ruhun imbisat ve inkişafı o kadar o zamanda oluyormuş. O zamanda fazla yaptın mı olmuyor. Yani şu ben bir araştırmıştım. Niye insanlar o tarihte ölüyor? Müslüman gidiyor Müslüman'ı araştırdım. Gidiyor hayırlar yapıyor, namaz kılıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ondan sonra artık duraklama ve cepten yemeye başlayacak. Artık bunları yapamayacak. Yani isyanlar olacak ya, hastalıklar veya şeyler falan. Tam aşağı dönmeden, yani cepten yemesin sevabını diye tam buradan kesiyor. Üst ölü nokta diyorlar motorculukta. Üst ölü nokta. Bitti. Yani tepe noktası. Tepe noktası. Yani bu. Ama bazılarına bu öyle bir inkişaf etmiş ki 10 sene ona en büyük nimettir. Yani adamın 600 senede kazanacağı, mesela ben misal söylüyorum, bak ruhumdan söylüyorum. Adem Aleyhisselam 2000 sene yaşamış. Efendim Nuh Aleyhisselam 900 senelik sene, bir 100 senede milletin içinde olsa, Kur'an'da 900 senelik sene diyor. Ha 950 sene olsun. Ben inanın ruhumdan söylüyorum, 950 sene yaşamak istemem. Yaşanır mı şimdi 950 sene? Ha? 950 sene yaşayacaksın. İstiyorsun yaşa. Amin. Yok istemiyorum. Yaşanma. Bak,
Eğer Kur'an lisanıyla, Kur'an risalenin gözüyle bakarsanız ahiret dünyaya hiç benzemiyor. Harikalı. Yani Allah methediyor. Daha met, başkası methetmesine gerek yok. Yani ama ilk defa öleceğiniz için, ben de ilk defa öleceğim. Yani nasıl ölüm olduğundan endişe ediyorsun. Ondan endişe etme. O senin işin değil. Gelmek senin iktidarınla ve tertibinle olmadığı gibi gitmeyi de o yapacaktır. O mu işin başında? Yani çıraklar yapmayacak bu işi. Allah işin başında. Hiç endişe etme. Sen endişe edeceğin şu. Günahlarını televizyondan uzak dur. Telefonlardan, cep telefonu beynini sömürdün unutma. Kaza namazına başla. Namazı vaktinde kıl. Hemen akabindeki tesbihatını yap. Her gün Kur'an'dan evradın olsun. Her gün Risale'nde 5-10 dakika oku. Haftada bir günde derse git. Bu ya. Sen bulutun üzerinde yürümek istemedi ki endişe ediyorsun. Vallahi yürüyemedik. Eyvah ne yapacağız? Senden olmayacak bir şey istemedi ki. Tamam, niye böyle panik yapıyor? Niye var yani? Bu ahiret Kur'an lisanıyla, peygamberin ifadesiyle Allah vaat etmedi mi bundan daha harikadır diyor. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş, hayal edilmiş. Böyle bir alem bizi bekliyor. Ama burada işte ne oldu ya? Geçen hafta da gelmiştin. Bak bir hafta geçmiş. Ne kadar bahtiyarız ki ahir zamanda zaman çabuk geçiyor diyor Allah Resulü öyle diyor. Hakikaten pat pat daha birkaç gün sonra da burada olacaksın diyor. Mesela bazıları var, burada gözüküyor. Daha önce derste vefat etmiş, şehit olduğu için hala derste şu anda gidiyor gibi. Zannediyor ki ben sağım ha, burada olamam. Ölmüş, ölmüş. Derste öldüğü için öldüğünü hatırlamıyor. Ve şu anda derstesin. Ama maalesef hep herkes bir başkasına söylüyor. O odur herhalde, ben değilim. O da öyle diyor. Peki. Biz görüyoruz. Peki elhamdülillah Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, iyyake na'budu ve iyyake nestaîn, ihdinas sıratal müstakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. El Fatiha. Temas Şeyh Nurettin abinin oğluna da inşallah müdahale edelim. Ya Rabbel alemin, gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemelatıyla, bütün mahlukatı bütün keyfiyetiyle tesir eden kudretinin, iradetinin, rahmetinin, hikmetinin hakkı için insanların akıllarını ve kalplerini Risale-i Nur'a mustahhar yap. Bizi ve nur talebelerini ve alemi İslam'ı İttihad-ı İslam'a vesile olacak davranış ve fiilleri, düşünceleri nasip eyle ya Rabbi. Akıllarını ve kalplerini Risale-i Nur'a mustahhar yap. Ya Rabbel Alemin, hastalıklarımıza vesile olan erva habiseleri, mevad-i şerirleri hak ile yeksan eyle. Amin. Sihat ve selametimize vesile olan erva-ı aliyeleri, ruh-u kutsileri nasib-i müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, bizden dua isteyenlere, bizden beklentin içinde olanlara, söz verdiğimiz kişilere hepiniz hizmet imaniye Kur'an ile alakadar olanların ya Rabbi dertlerine derman, hastalarına şifa, borçlularına eda nasip eyle ya Rabbi. Hastane köşelerinde inim inim inleyen Müslüman kardeşimize acilen şifa nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle ya Rabbi. Hizmet imaniye Kur'aniye'de, ihlasta, sadakatta, takva ile hizmette, iştinab-ı kebair ve tesanüs sırrına tam mazhar eyle ya Rabbi. Aynı hidayet olan istikametten ayırma ya Rabbi. Son nefesimizdeki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Muhammeden abduhu ve resulü deyip çene kapamayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, yapmış olduğumuz şu duayı dergah izzetinde samimi duaların hürmetine, zürmesine ilak eyle ya Rabbi. Kabire girdiğimiz zaman nüker mekir, o iki tane sual melekleri eniz arkadaş, yoldaş nasip eyle ya Rabbi. Risale-i Nur'un lisaniyle cevap vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Orayı medreseye çevirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım şehit olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ölümü bize gösterme ya Rabbi. Şehit olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmet ve hatırına, onun senin yanındaki değeri ve kıymeti hatırına alemi, Allah'ın alemi İslam'ı İttihad İslam'la güldür ya Rabbi. Bizi ve usul ve furularımızı affeyle ya Rabbi. Ve ahir davahu menil hamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha. Temas salavat.